hocam, bir saniye. Merhaba. Biliyorum, yani belki bana kızgınsınız ama... Hiç bunların sırası değil şu anda Gülen'den. Biz senin kardeşini arıyoruz. Ondan bir haberiniz var mı? Hayır, annem de perişan oldu zaten, bir görseniz. Peki evde onunla ilgili bir şeyler duyabildin mi? Konuşuyorlardı aslında, ben de dinleyecektim. Ama sonra Macide cadısı kovdu bizi evden. Kovdu mu? Kovdu ya. Sonra bize eski evimizin arka sokağında saçma sapan bir yere yerleştirdi. Ya bir görseniz şahtık şahbaz olduk. Zeynep'in yanında bile kalmanızı istemiyorlar. Neden korkuyorlar bu kadar? Mehmet'le alakalı değil. Ama ben dinledim. Biliyorum, eminim yani. Başka bir şey duydum. Zeynep, Volkan'ın yalnızca kağıt üzerinde karısıymış yani dün gece... Tamam, anladım Gülen'den. Dün gece odada olanlarla ilgili Volkan'ın duyması gereken suçluluğu ve utancı... ...yanlış yere Zeynep'in hissettiğini düşünmüştüm. Ama mesele orada yaşananlarla ilgili değilmiş. Değil. İyi, ben onu anlıyorum ama... ...biz şimdi ne yapacağız hocam? Onu anlayamıyorum. Sen şimdi eve gideceksin. Biz de kardeşini bulup bu işi çözeceğiz. Tamam. Bir de diyorum ki biz acaba Emir abinin yanına mı yerleşsek? Çünkü dün o öyle demişti. Bence sen anneni yalnız bırakma. Ben seni haberdar edeceğim. Hocam, aslında benim gerçekten ailemden başka hiçbir şey düşündüğüm yok. İyi ki böyle davrandın. Aferin sana. Benim seninle konuşmam lazım. Bana yardım edebileceğini düşünüyorum. Edemem hocam. Ben kimseye yardım edemem. Ne oluyor? Hocam. Ben Zeynep'e gidip nasılsın diye bile soramadım. Ona gidip destek olamadım. Bunun başına neler geldi ben... ...gidip de kimseye yapmayın diyemedim. Ben neden bu kadar... Bu kadar? Korkağım işte ben hocam. Ben de korkağım. Siz mi? Hocam, siz bir başınıza geldiğiniz ilk günden o... ...kimselerin laf söylemeye cesaret edemediği baykaralara kafa tuttunuz. Ama ölmedim. Burada karşındayım. Hocam, siz Zeynep'i kurtarmak için mesleğinizde tehlikeye attınız. Ben bütün bunları korkumdan ölerek yaptım. Sahi mi? Cesaret korkmamak değil. Korkuna rağmen yürümek. Doğru bildiğini yapmak. Gerçekten öyle mi hocam? Evet. Şimdi sen de Zeynep için korkarak bir şey yapacaksın. Ben mi? Beni Zeynep'le görüştürebilir misin? Ona yardım edebilmem ve onu kurtarabilmem için onunla görüşmem lazım. Zeynep için bunu yapabilir misin? Yaparım hocam. Ver bakalım. Sağ ol Şükran. Afiyet olsun. Volkanların yemeğini götürdün mü Şükran? Götürdüm Macide Hanım. Nasıl içmekse bu, hala ayılamadı. Söyledik ya Leyla, içme meselesi falan değil. Savcı gelince öyle sinirleri bozulmuş, oraya buraya vurunca yaralamış kendini. Rezil olduk, rezil. Leyla. Aman ne rezil olacağız. Öğretmen kudurdu, baykaralar da yerine oturttu diyecek herkes. Zaten soruşturmayı da aldı, yakında gider. Emir de öyle bir havalandı falan. O da ağzının payını almış oldu. Baykaraları kimsenin alt edemeyeceğini bir kez daha öğrenmiş oldu herkes. Herkes bizim rezilliğimizi gördü sadece. Abi, hı, bak bu böyle olmaz. Peki, söyle bakalım. Ne yapayım Leyla? Bir de soruyor musun Ekrem? Hayır yani. Soracak tabii, kardeşiyim ben onun. Sen yokken ben vardım bu evde. Ay bir şunu öğrenmiş, sakız gibi sürekli. Macide. Macide ha? Peki Ekrem Bey. Abi. Bu kızla ayrılmaları lazım. Volkan'ın bir psikiyatriste gitmesi şart. Sen benim oğluma deli diyemezsin.
Ben de gidiyorum doktora. Ben deli miyim Macide? Sen delinin önde gidenisin. Hem de sadece kendini değil, oğlunu da deli ettin. Çirkin tarzından bir türlü vazgeçemedin gitti değil mi? Sen de görümcelik yapmaktan bir türlü vazgeçemedin. Ama İsmail yakında dönecek. Dönünce kocana her şeyi anlatırsın Leyla. Macide, kendine gel. Ben mi kendime geleyim Ekrem? Ben günlerdir bu aile için uyku uyumadım. Ben mi kendime geleyim? Tamam, sakin olur musun? Sakin falan olamam. Kimse bana karışmasın. Kimse oğluma karışmasın. Herkes haddini bilsin. Macide. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.